Selamlar arkadaşlar yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün hassasiyet videosu çekiyoruz. Siz de çok istediğiniz hassasiyet videosunu çekmemi. Sprey nasıl atılır? Sprey nasıl yapılır? İşin pratiği nedir? Bunu göstereceğiz arkadaşlar. Şimdiden videoya bir beğeni atıp beni takip etmeyi unutmayın. Videoya geçelim abi. Evet arkadaşlar şimdi hangi silahla sprey atmak istiyoruz abi? Tabii ki de M4. Bir de ne yapalım? M7'yi alalım. Tamamdır. Şimdi bunun tutamaklarını alalım bir. Şarjörünü alalım. de susturucu alacağım. Kompansatörü aldık. Dipçiği aldık. Ee, şimdi dikey tutamak. Bir tane daha dikey alacağım. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi e, hassasiyeti göstereceğim. Ama şu an e, hassasiyet benim hassasiyetim değil. Bu şu an e, size öğretmek istediğim şey. Şimdi e, bu normal yüksek PUBG'nin verdiği hassasiyet ayarları. Yani yüksek ayarlar. Bunun bir de ortası var. Bir de düşüğü var. Şimdi düşük ayar bile e, bana çok hızlı geliyor. PUBG'nin verdiği kendi ayarları bunlar. Bunlar e, bu hassasiyet şu an gösterdiğim şey mobil için de geçerli yani arkadaşlar. Şimdi ben bu e, hassasiyetlerle spray atamıyorum. Şimdi bir lazer alalım şuradan. Nerede bu? Heh. Bir de 6x alalım. Heh. Şimdi arkadaşlar Şöyle bak çok fazla dönüyor. Yani elimin ayarı yok gibi bir şey. <laughs> Kısaca öyle yani arkadaşlar. Şimdi bunu e, en baştan yapalım. Önce lazerle başlayalım. Hatta önce e, oyuncunun karakteriyle başlayalım. Şimdi arkadaşlar, ya arkadaşım beni bir sal ya al. Al. Tamam, hadi. Şimdi çok hızlı dönüyor arkadaşlar. Ya ben e, böyle az bir şey döndürdüğümde bile çok hızlı dönüyor. Ben öyle hissediyorum yani. Yani benim elimin ayarı bu değil. Şimdi ben bunu şöyle biraz düşürüyorum. Şöyle benim normalde kullandığım üçüncü şahıs dürbünsüz hassasiyetim budur. Bak şöyle aynen tam istediğim gibi ya. Nice. Aynen böyle seviyorum. Şimdi ben scope açtığım zaman şöyle açtığım zaman lazer açıyorum ya çok hızlı dönüyor. Bu hassasiyet bana göre değil abi. Ben ne yaparım? Gelelim şuraya. Bakarım ne diyor lazer şimdi dürbünsüz arkadaşlar buraya dikkat edin bak burası dürbünsüz bunu şimdi çekiyoruz şöyle abi ya siz önce mesela az önce 20 mi 30 muydu ee, 12'ye çekeceksiniz deneyeceksiniz yine elinizin ayarı değil biraz daha düşüreceksiniz veya biraz daha yükselteceksiniz. Şimdi benim elimin ayarı 7'dir abi ben böyle kullanıyorum yani nice. aynen şöyle şimdi ateş ettim ee, o ayarı şimdi göstereceğim çok sekti şimdi arkadaşlar normal böyle. Şimdi önce scope ayarlarını gösteriyorum. Yani ateş etmeden dönüş hızınız. Bu ateş etmeden dönüş hızı abi. Önce bunu ayarlıyoruz. Şimdi nerede bu? Ee, 3x. Bir dakika. 11'deydi sanırım. Şimdi e, 6'yı takalım. 3'e çektiğiniz zaman 3 olarak sayılıyor zaten. Şu an 3x bu. Döndürüyorum. Çok hızlı ya. Hani çok hızlı. Bu bana göre değil ya. Nedir bu ya? Şöyle bunu ben 2'de kullanıyorum arkadaşlar. Hani siz belki 50'de kullanıyorsunuz. Belki 100'de kullanıyorsunuz. Belki 200'de. Ee, bu size kalmış bir şey. Ben 2'de kullanıyorum. Şöyle bakıyorum ve normal dönüyor. Nice. Tam bana göre. Yani ne fazla ne eksik abi. Tam istediğim gibi. Hani 3 olabilir mi? Bakayım. 3 olabilir mi? 3. Hani olabilir de olmayabilir de yani. Ama ben e, 2'ye alışkınım. O yüzden bu da böyle kalsın. Bunu da buraya çekelim. Şimdi 6x'e geliyoruz abi. Bir dakika Yusuf. 6x'e gelelim. Şimdi bu 3x. Şu an döndürdüğüm şey 3x. Şimdi ben bunu şöyle yaptığım zaman. Bu dönüş hızı. Şimdi bunu ben 49'a alırsam. Ve bak <laughs> gösteremiyorum bile. Yani çok hızlı arkadaşlar. Yani bana göre değil. Yani bu da Size kalmış bir şey yine aynı şekilde. Ben bunu şöyle ikide kullanıyorum sanırım. Bir dakika dur bakayım. Aynen öyle. Hatta 1'de kullanıyorum. 2 bile değil. iki bile fazla abi. Ben bunu 1'de kullanıyorum. Zaten sprey için değil bu. Bu keskin nişancı. Yani 6x ile sprey atmıyorsunuz siz normalde. Hani bunu kısarak attığınız için. Bu 3x oluyor. Bu 6x oluyor. Siz böyle sprey atmadığınız için. Bu keskin nişancı. Yani Kar98, M24, AVM gibi silahlara takıyoruz zaten 6x'i. Bunu çektiğimiz zaman 3 oluyor yani. Ee, şimdi arkadaşlar dönüş hızlarını anladığımıza göre burayı geçiyorum. Bunları kendi ayarıma göre yapıyorum ben direkt. Şimdi bunu şöyle yapalım. Bu da 1. Hmm. Bu yeni gelen bir şey. Bu önemsiz arkadaşlar. Hani 300 de yapsanız 1 de yapsanız hiç fark etmiyor. Bunu açarsanız işe yarar. Bunu. E, bunları açarsanız işe yarar. O yüzden ben kullanmıyorum yani. Çok da tavsiye etmem. Çok yani çok aman aman bir şey değil. Şimdi arkadaşlar İşin sprey noktasına gelelim. Ee, şimdi üçüncü şahıs dürbünsüz değil mi? Şimdi ben böyle. Bu kim ya? Ya beni bir sal be. <laughs> Şimdi ben şöyle ateş edeceğim. Şimdi göreceksiniz. Bak. Çok az bir şey döndürüyorum ama çok hızlı dönüyor. Hatta biraz sesini açayım ateş ettiğim anlaşılsın. Çünkü çok anlaşılmıyor. Bir dakika biraz daha açayım. Şimdi. Biraz fazla dönüyor arkadaşlar. Şimdi bu e, düz atış. Yani düz yaptığınız atış. 3. şans dürbünsüz ateş etme animasyonu. E, bunu ben aynı şekilde yukarıdakiyle aynı kullanıyorum. Tabii sizinki farklı olabilir. E, tabii ki de birinci şans dürbünsüz de aynı olur. O yüzden e, şöyle şimdi bakalım. Bak çok dönmüyor. Tam bana göre yani. Şu an mis vallahi mis <laughs> hani bunu kendiniz de yaparak bulabilirsiniz arkadaşlar kendi ayarlarınızı bulabilirsiniz şimdi e, lazere gelelim lazeri zaten e, ayarlamış mıydık bir dakika bakacağım yok ayarlamamışız şuraya gelelim e, buraya ayarladık zaten burası tamam e, burası tamamdır şimdi bu lazere geliyoruz lazer 40'daymış bak şimdi normal dönüş hızımız normal zaten ateş edeceğim şimdi bak çok fazla dönüyor. Yani bu bize göre değil abi. Bu bizim hassasiyetimiz değil. Benim elimin ayarı o değil abi. 7'ye çekiyorum. Şimdi oynayacağım. Tamamdır ya. Tam bana ne? göre arkadaşlar bu da. Ee, aynı şekilde. Şuna da bakacağız şimdi. Nerede bu? Ateş etme animasyonu. Heh. 3x. Şimdi ateş ettiğimiz zaman arkadaşlar. Az önce dürbününü ayarlamıştık Şimdi ateş edeceğiz. Bak. 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 <laughs> Çok sekiyor. Yine tahmin ettiğiniz gibi. Ee, şimdi ben bunu böyle kullanamam arkadaşlar. Bunu e, ikiye çekiyorum. İki de sprey atacağım şimdi. Bak. Görüyor musun? Sekmeyi en aza indirdim. Ee, hareketlerimi de en aza indirdim. Şimdi şuraya şu uzaklarda bir... Bak. Yani arkadaşlar e, anladınız bence. Uzağa ne kadar sprey atsam da e, Sekmiyor yani sekme çok az Yere yattığınız zaman Sekmeyi en aza indirirsiniz Onu da söyleyeyim arkadaşlar Şimdi ayakta attığınız sprey ile yere yattığınız sprey aynı değildir Böyle daha çok seker Şimdi bak Böyle kontrol etmen biraz daha zor ama yatıyorum şimdi Gördünüz mü aradaki farkı Yani yere yattığınız zaman da daha iyi sprey atıyorsunuz Arkadaşlar şimdi Eee ateş etme animasyonunda anladığınızı düşünüyorum. şimdi şöyle yapalım. Bu 6x 2 ben de bu 6x zaten hani ateş etme animasyonu bunu kullanmıyoruz biz. Bu keskin nişancıda Ya yani MK'da falan kullanırsanız 6x olarak 3x'e çekmeden bu işe yarıyor. Ben 2'de kullanıyorum. 8 8x'i 1'de kullanıyorum. 4x'i 2'de kullanıyorum. 3x'i pardon 2x'i 3'te kullanıyorum. bunlar zaten klasik şeyler aynı. bunları zaten kullanmıyorduk. Onun dışında bir şey yok arkadaşlar. Ee, nasıl yapmanız gerektiğini, nasıl sprey atmanız gerektiğini ve neye göre ayar yapmanız gerektiğini gösterdim. Evet arkadaşlar son olarak e, mouse dpi'ye de bakalım. Şimdi benim kullandığım mouse Logitech e, G502. Şimdi buraya giriyorum. E, Mouse'un Mouse dpi hızım 1050'di arkadaşlar. Ben o hassasiyetlerle ve DPI'mde 1050'deyken e, böyle spreyler, böyle e, dönüşler yapabiliyorum. E, umarım yardım edebilmişimdir. Umarım e, kendimi anlatabilmişimdir. <laughs> bu videoda bu kadar olsun. E, videoya bir beğeni atıp Beni de takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>